Herkese merhaba. Bu ders videomuzda ortogonal izdüşüm teoreminden bahsedeceğiz. Örneklerle videomuzu destekleyeceğiz. Bu teorem çok önemli bir teorem. Gram-Schmidt ortogonalleştirme yönteminin aslında yani e, fikrini içeren bir teorem. Videomuza başlayalım. W1 iç çarpımı uzayı ve V sonlu boyutlu bir alt uzay olsun. Bu durumda V'deki her u vektörü W'dan ve W'nun ortogonal tümlerinden olacak şekilde U eşittir W1 artı W2 biçimde tek türlü yazılabilir. Buradaki W1 dediğimiz şey W uzayında, W2 dediğimiz şey W'nun ortogonal tümlerinden olacak şekilde yazılabilir. Görselleştirmek istersek U vektörünü şöyle göstermişiz yeşil ile. Bu V'deki bir U vektörü. Şimdi bu u vektörünün mavi ile gösterdiğimiz w uzayına ortogonal iz düşümü yani aslında buna w1 dedik biz küçük w1. Ve sarıyla gösterdiğimiz ise buna w2 dedik w'nun ortogonal iz düşümü üzerine u'nun projeksiyonu. Ben söylemedim herhalde. Şimdi biz vektör toplamasını nasıl yapıyorduk? Başlangıç noktası burası. Mavi oku takip ediyorum. Sonra sarıyı takip ediyorum. Burada bitti. Başlangıçta bitişi birleştir. Al sana yeşil vektör. Burada bu izdüşüm teoreminin önemli bir kısmı da bunun tek türlü yazılabildi. Burada zaten genellikle v1'i u'nun w üzerindeki ortogonal izdüşümü... V2'de e, W2'de U'nun W'nin ortogonal düz e, iz, Ortogonal tümleyeni üzerindeki ortogonal iz düşüm şeklinde söylüyoruz. Yani şöyle yıldızla kapatalım artık. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bir de sürekli uzun kelimeler var. U'yu W'dan ve W'nin tümleyinden olan iki elemanın toplamı şeklinde yazabiliyorum. Özellikle elemanlar neymiş? U'yu W'ye iz düşür. O eleman senin birinci elemanın. U'yu W'nun ortogonal tümlerine iz düşür. O da senin W2 elemanıdır. Güzel. Bir teoremimiz var. W ve iç çarpım uzayının sonlu bir alt uzayı olsun. Bu durumda iki tane şıkkımız var. İkisi de gerçekleniyor. V1, V2, nokta nokta, Vn. W için bir ortogonal taban ve U, V'de bir eleman olmak üzere. Ee, U'nun W üzerine dik iz düşümünü şu şekilde ifade edebilirim. Buradaki katsayıları belki hatırlıyorsunuzdur bir önceki videolardan. Benzer şekilde v1 v2 nokta nokta v'nin bir ortonormal taban ise ve u v'den bir eleman olmak üzere e, u'nun w üzerini dik yüz düşümü. Bakın dikkat ederseniz burada neler eksik? Bunların boylarının karesi ortonomal olduğu için bunların boylarının karesi ne olacak? 1 şeklinde olacak. Teoremimiz bunu söylüyor. Kanıta bakalım. Video 62'de ilk teorem gereği W1 vektörü ortogonal taban vektörleri cinsinden bu şekilde ifade edilebilir. Projeksiyon W, U'nun W üzerine. Nasıl ifade edilebiliyormuş? Bu şekilde. V2, W'deki her elemana dik olacağından. Şimdi V2 dediğimiz şey neydi? W'nun ortogonal tümleğindendi. Dolayısıyla ben buradaki birinci bileşenlerine W2, W2 hepsine eklersem bu bizim kombinasyon hiç değişmeyecek. Dolayısıyla ben yine W1'i bu şekilde yazabilirim. Çünkü bu iç çarpım özelliğinden dağıldığından W2 ortogonal e, W'nun ortogonal tümleğinde e, W1 de e, V1 de zaten W'da da e, bunların ikisinin iç çarpımı sıfır olacağından bir etki olmayacak. Güzel bunu bu şekilde yazdık. Yani burada söylemiş zaten hepsi sıfır olacak. Dolayısıyla W1'i artık ben nasıl yazabiliyorum? Ona bakmam lazım. Şimdi W1 ile W2'nin toplamına ne demiştim? U demiştim öyle değil mi? Dolayısıyla W1'i U virgül V1 artı U virgül V2 nokta nokta U virgül VN şeklinde yazdım. Uh, kanıt bu kadardı. B olarak A şıkkında buradaki V1'in V2'nin nokta nokta VN'in Vn boyunu 1 olarak alırsam zaten istenen elde edilir. Bir örneğimize bakalım. Daha iyi anlamak için bu teoremi. İt çarpım uzayı V, W, V1 ile V2 ortonormal vektörleri tarafından gerilen uzay olsun. Buna göre U vektörünü bu iki vektörün buna W1 demiştik. W'de olana ve ortogonal tümleğinde olana da W2 demiştik. Toplamı şeklinde yazmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar projeksiyon. W üzerine U. Nasıl yazıyordum? Şimdi bunların boylarına bakalım. Bir ortogonal taban mı verecek? Orta normal taban mı verecek? Şimdi V1'in boyu 1. V2'nin boyu bunun karesi artı bunun karesi ne yapar? 9 bölü 25 artı 16 bölü 25 toplarsam 1 yapar. Güzel. Bunun boyu da 1. İki tane vektör var. İki vektörün boyları bir. Peki bunlar ortogonal mi? V1 ile V2'ye bakalım. E ortogonal. Öyle değil mi? Dolayısıyla e, şöyle yazabilirim. Şey, pardon orta normal. Dolayısıyla ben B şıkkını kullanabilirim. U'nun W üzerine projeksiyonu ne olacak? U virgül V1 çarpı V1 artı U virgül V2 çarpı V2 şeklinde olacak. Şimdi U dediğim şey ne? Burada bize verilmiş zaten 1, 2, 3. 1, 2, 3 virgül V1 dediğim şey burada yazıyor zaten. V1, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Çarpı 0, 0, 1. Artı U dediğim şey 1, 2, 3'tü. Virgül V2 dediğim şey 3 bölü 5, 4 bölü 5. 3 bölü 5, 4 bölü 5 0 çarpı yaz. Allah büyük yazdık herhalde. Çarpı 3 bölü 5, 4 bölü 5, 0. Şimdi bu iç çarpıma bakalım. Standart iç çarpım. Buradan 3 geldi. 3 çarpı 0, 0, 1. Artı buraya bakalım. 3 bölü 5, 8 bölü 5 daha. 11 bölü 5. 11 bölü 5 çarpı 3 bölü 5, 4 bölü 5, 0 geldi. Bu işlemi yapacak olursam. 0, 0, 3 geldi. Bu işlemi yapacak olursam 33 Bölü 25 44 bölü 25 0 geldi. Bu arkadaşlar toplar ise 33 bölü 25 44 bölü 25 ve 3 şeklinde bulmuş olurum. Ortogonal iz düşümü bu şekilde kolay biçimde buldum. Şimdi bir de neyi bulmam lazım benim? Ayrıca U'nun W or, e, tümleyen W'nun tümleyeni üzerine Ortogonal iz düşümü Bu aslında hesaplaması daha kolay Neden? Şimdi ben biliyorum ki U'yu nasıl yazabiliyordum Projeksiyon W U Artı projeksiyon W ortogonal e, tümleyen U Şimdi Buradan şu arkadaşı karşıya atarsak Projeksiyon W ortogonal tümleyen U Ne eşit olacak? U eksi projeksiyon W U. Şimdi benim hesaplamak istediğim bu arkadaştı. Projeksiyon ortogonal tümleyen U eşittir. U vektörüm ne? 1, 2, 3. Öyle değil mi? E, U'nun W üzerine ortogonal iz bulmadım mı? Buldum. 33 bölü 25. 44 bölü 25. 3. E bu çıkarma işlemini yaparsam istediğim elde edeceğim. 25, 33 çıkar. 8 bölü 25. 25 çarpı 2 50. 44 çıkar. 6 bölü 25 ve 3'ten 3 çıkardım. 0 olmuş oldu. Yani bu şekilde de tekrardan onu hesaplamıyorum. Sadece u vektöründen bu w üzerine bunun ortogonal projeksiyonunu dikiz düşümünü çıkarıyorum. Güzel son örneğimize bakalım. R4 standart iç çarpım uzayı ve W dediğimiz şey bu iki vektörün geldiği uzay olsun. Bu durumda U vektörünün W ve W tümleyen üzerine ortogonal üz bulalım. Yine benzer bir soru. Şimdi neye bakacağım? Bu uzay için bu iki vektör ortogonal mi ortonormal mi? Ona bakmam lazım önce. Şimdi ee, bunların ikisi Burayı yanlış yazmış olabilir miyiz? kontrol edelim. Şurada arkadaşlar bu. bu Böyle bir düzenleme yapacağım hemen. 0 şurası kök 2 şurası kök 2. Heh, tamam. Şimdi diklikte diklik de sağlanması lazım ya. Şimdi bu ikisine baktım. E, bu ikisi birbirine dik. Öyle değil mi? Güzel. Birbirine dik. Boyları kaç? 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Süper. Yani bu orta normal bir taban. Yani içerideki arkadaş, şu içerideki vektörler S diyelim onların kümesine. 0, 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2, 0 ve 1 bölü kök 2, 0, 0, 0 1 bölü kök 2. Bu orta normal yani B şıkkını kullanabilirim gibi gözüküyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi projeksiyon U'nun W üzerine iz düşümü eşittir. Şimdi burada boyunun 1 olduğunu biliyorum öyle değil mi? Bunların boyları 1. Dolayısıyla direkt olarak şunu yapabilirim. U virgül V1 çarpı V1 artı U virgül V2 çarpı V2. Burada V1 dediğim arkadaş bu. V2 dediğim arkadaş bu. U dediğim şey de bize şurada verilen zaten vektör. Eşittir. Şimdi U dediğim şey 1, 0, 2, 3 virgül V1. V1 ne? Şuradaki arkadaş. 0 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2, 0 çarpı büyük yazmaya başladım. Yaşlıktan herhalde. 0 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2 0 artı burada yerini yapıyorum 0 3 virgül burası 1 bölü kök 2 0 0 1 bölü kök 2 çarpı buraya devam ediyorum artık yine o vektörü yazmaya. 1 bölü kök 2 0 0 1 bölü kök 2 güzel bu işlemleri yapalım şimdi. 0f geldi buradan 0 geldi. Buradan 2 bölü kök 2 artı 0 geldi oradan güzel. çarpı 0 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2 0. artıı burada ne gelecek? 1 bölü kök 2 0 geldi 0 geldi 3 bölü kök 2 1 bölü kök 2 daha, 4 bölü kök 2. <laughs> <laughs> Çok pardon. eşittir. Şimdi bu işlemleri yaparsak bu iki vektörün toplamı ne gelecek? 4/2'den bölü 2'den 2. 2. koordinatta gelecek. 1. 3. koordinatta gelecek. 1. 4. koordinatta gelecek. 2. Yanlış yaptım mı? Yapmadım. Süper. Demek ki U'nun W ortogonal iz düşümü böyleymiş. E, öbür arkadaşı nasıl bulacağım? Projeksiyon U eşittir. Nasıl buluyordum? U eksi projeksiyon W U. Şimdi U dediğim vektör burada yazıyor zaten. 1 0 2 3 1 0 2 3 Eksi pardon. 2 1 1 2 Bunu yapacak olursam ne gelecek? Eksi 1, eksi 1, 1 ve 1 şeklinde bulmuş olur. Güzel. Burada şuna da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da şöyle bir gözümle baktım, kontrol ettim ben de. Bu iki vektör birbirine dik mi? Yani bunun iç çarpımı sıfır mı? Şimdi birinci bileşen eksi 2, iki, ikinci bileşen eksi 1 etti sana eksi 3. Buradan da 1'e 2 gelince 3. 3 ile x'i 3 toplarsan 0. Gerçekten de bu iki vektör birbirine geçmiş. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Güzel bir video oldu. Artık bir sonraki videomuz Gram-Schmidt ortogonalleştirme Yöntemi. Umarım bu videoya kadar yani bu kısımlarda gerçekten diğer konularla birbirine bağlamışsınızdır. Bundan sonrası artık böyle yokuş aşağı doğru gidecek. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.